Filistin'de yıllardır süren zulüm ve insan hakları ihlalleri şu günlerde had safhaya ulaşmıştır. Dünyanın gözü önünde kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sayısız sivil saldırılara maruz kalmaktadır. Her geçen gün şiddetlenerek devam eden bu saldırılarda temel insan hak ve hukukunun çiğnenmesi insanlık adına kabul edilemez bir durumdur. Bizler bugün Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne mensup sağlık profesyonelleri ve öğrencileri olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve yaşanan bu vahşete, yaşanan bu zulme dur demek için buradayız. Filistin halkı 1948'den beri çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır. İsrail, Filistin topraklarında yıllardır süren işgali, Filistinlilerin topraklarını kullanma ve yerleşim haklarını kısıtlamaktadır. Filistinlilere ait evler yıkılıp bu bölgeler İsrailli yerleşimcilere verilmektedir. 75 yıl aşkındır devam eden bu saldırılarda sivillere yönelik operasyonlar gerçekleştirilmekte, her türlü şiddet uygulanmakta, hatta birçok sivil haksız yere hapislerde tutulmaktadır. Oldukça sık olan çocuklara gözaltına alma olayları öyle bir noktaya ulaşmıştır ki kötü muamele bir yana dursun, bu çocuklar askeri mahkemelerde yargılanmaktadır. İsrail, ibadet özgürlüğünü garanti altına alan tüm uluslararası yasa ve normları da sayısız kez ihlal etmiştir. Filistin halkı Mescid-i Aksa'da ibadet ettiği sırada İsrail askerlerince defalarca kez saldırılara maruz kalmıştır. İsrail yaptığı tüm bu hak ihlallerinin yanında Gazze'ye yıllardır korkunç bir abluka uygulamaktadır. Dünya ile bağlantısı kesilmiş olan bu şehirde 2 milyonu aşkın insan beton duvarlarla çevrelenmiş ve adeta bir açık hava hapishanesine hapsedilmiştir. Gazze halkı abluka başladığından bu yana su, elektrik, gıda, ilaç, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarından İsrail'in istediği ölçüde ve oldukça sınırlı olarak ulaşabilmektedir. Son birkaç haftadır yaşanan olaylardan sonra ise şehrin suyu ve elektriği dahi kesilmiştir. İnsan haklarına verilen değerin had safhada olduğu 21. yüzyılda insanların din, dil, ten rengi, ırk gibi sebeplerle ayrımcılığa uğramaları söz konusu dahi olmamalıyken Filistin halkı Gazze'de yaşam mücadelesi vermektedir. İsrailli yetkililer tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkını her türlü insan hakkından men ettiğini rahatlıkla açıklayabilmiş, bundan utanç dahi duymamıştır. İsrail'in Filistin halkına yönelik yıllardır sürdürdüğü zulüm ve katliam, Gazze'de 141 yıldır sağlık hizmeti veren El Ehli Baptist, tekrar ediyorum, El Ehli Baptist Hastanesi'nin tüm dünyanın gözleri önünde yerle bir edilmesiyle artık başka bir boyuta ulaşmıştır. Daha bir gün önce bahçesinde çocuklar oyun oynarken 500'den fazla sivil enkazın altında kalmıştır. Kimliğinin tespit edilebilmesi için avuçlarına isimleri yazılan nice masum kurban edilmiştir. İsrail-Filistin arasında yaşananlar aslında savaştan çok işgale karşı bir direniştir. Ancak savaş koşullarında bile olsa hastane bombalamak büyük bir suçtur. İsrail yönetimi uluslararası savaş hukuku uyarınca korunması elzem olan hastane, okul, ibadethane gibi yapıları hedef alarak ne uluslararası hukuka ne de ahlaki ilkelere riayet ettiğini bir kez daha göstermiştir. Bu kuralsız tutumun bir diğer acı göstergesi de vücutta ciddi kimyasal yanıklara neden olan ve kullanımı yasaklanmış olan fosfor bombasının kullanılmasıdır. Bu, vicdan sahibi hiç kimse için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu bir devlet politikası değil, olsa olsa bir terör politikasıdır. Tıbbiyeliler olarak ilk dersimizde önce zarar verme ilkesini öğreniyoruz. Tedavi amaçlıyor olsak da insanı nasıl koruyacağımızın derdine düşüyoruz. Bizler insan onurunun çiğnenmemesi için çalışırken yanı başımızda insanlık suçları işleniyor. Bununla birlikte
bir takım medya kuruluşları ve batılı hükümetlerin bu durum karşısında sessiz kalmaları ve dahi İsrail'i desteklemeleri de ne ahlaki, ne vicdani, ne de hukuki açıdan kabul edilebilir bir durum değildir. Uluslararası toplumu, Filistin halkının acılarına dikkat çekmek ve insani yardımların erişimini sağlamak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bölgedeki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını, hasta ve yaralılara sağlık hizmeti sunulabilmesi için güvenli bir ortamın sağlanmasını istiyoruz. Doğrudan sivilleri hedef alan hastaneleri, okulları vuran bu zihniyeti uluslararası hukuk önünde hesap vermeye davet ediyoruz. 1948'den beri toprakları işgal altında olan Filistin halkının direnişine destek veriyor, uluslararası kuruluşlar ve devletler başta olmak üzere tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz. Gazze'de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, mücadele etmekte olan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Şimdi sizleri Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz için Fatiha okumaya davet ediyoruz. Şehitlerimizin ruhuna El Fatiha. Evet, dünyanın en büyük açık hava hapishanelerinden bir tane duruşmuş olan Gazze'de maalesef tüm dünya olarak çok büyük bir şiddet, vahşet ve soykırıma şahitlik ediyoruz. Maalesef acı olan şu ki kendini adaletli, insan haklarına saygılı olarak addeden İsrail destekçisi çok sayıda ülkenin olduğunu görmek en büyük acılardan birisi. Bu vahşetin desteklenmesi kadar akıl tutulması olarak ifade edebileceğimiz başka bir durum yok. Savaşın da bir ahlakı vardır. O ahlak içerisinde hiçbir şekilde kadına, çocuğa, sivile dokunulmaz. Maalesef bu savaşta hiçbir suçu olmayan birçok sivilin, kadının ve çocuğun katledildiğini görüyoruz. Bir çocuk hekimi olarak çocukların bomba sesleriyle değil, uykunun sessizliğinde büyümesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Bizler de burada bulunan tüm çalışanlarımız, akademisyenlerimiz, hocalarımız olarak, tüm personellerimiz olarak bu vahşeti şiddetle kınıyor. Bütün dünyanın bir an önce harekete geçmesini istiyoruz. Onun için elimizden geldiğince karınca kararınca dahi olsa bu vahşete ortaklık etmeyip elimizden geldiğince bu vahşeti engellemeye çalışmamız lazım. Bu vahşetin esas mesul olan İsrail ve onun destekçisi olan tüm ülkelere gerekli yaptırımların yapılması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince bugün itibarıyla sözleşmesi devam edenler hariç olmak üzere kurumumuzda bulunan tüm işletmelerimizde İsrail veya onun destekçisi ortağı olduğu şirketlerin ürünlerini bundan sonra satmama kararı aldığımızda bildirmek istiyorum. Ve herkesi bu vahşeti lanetlemeye ve elinden geldiğince durdurmaya, çalışmaya, gayret etmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim.